Sefer. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Seher. Hoş bulduk. Buyurun salona geçelim isterseniz. Buyurun. Çok şükür. Seni sapasağlam gördük ya karşımızda, daha ne isteriz? Öyle değil mi Neslihan? Hay Allah, nasıl unuttum. Ben Adalet. Konağın çalışanıyım. Bu da Neslihan, yeğenim. Sadece çalışanımız değil. Hepsi ailemizin birer üyesi aynı zamanda. Ne istersen benden istersin. Olur mu kızım? Sağ olun. Hoş geldiniz Seher Hanım. Seher. Kardeşim benim. Çok merak ettik biz seni. Hep dua ettik senin için. İyisin değil mi? Ağrınsızın falan yok. Başın falan acımıyor değil mi? Ha? Siz benim abim misiniz? Abin sayılırım. Öz abin değilim. Ama Yaman'ın abisiyim ben. Yaman'ın abisiyim. Senin de abin sayılırım. Sen seversin, sayarsın beni Seher. Ziya abinim ben, Ziya abin ya. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gerçi daha önce memnun olmuştum. Ama yine memnun oldum. Yoruldun. Yukarı çıkmak ister misin? Odamıza dinleniriz. Ben bu katta kalsam burada kalabileceğim bir oda yok mu? Var tabii. Ben hemen hazırlatırım sizin için. Teşekkür ederim. Otursana. Rahat ol. Burası senin evin. Yok. İyi böyle. İsterseniz birer kahve içelim. Sohbet ederiz. Hem merak ettikleriniz, bana soracaklarınız vardır belki. Ben hemen yapayım kahveleri. Ben de yardım edeyim. Bu ben ne olduğunu anlamadım. Ali komiserimin masasına tak diye silah çıkarıp koydu. Sıradan bir suçludan bahsediyormuş gibi bir de. Duygu komiser ha? Vay be. Bana Duygu komiserle ben de gurur duydum. Bu kimsenin harici değil. Yani kardeşi dahi olsa kılı bile kıpırdamamış.
Helal olsun. Vallahi helal olsun. Duygu komiserin nereye gittiğini biliyor musunuz? Durmuş Özkan cinayetiyle ilgili kardeşinin suçlu olduğunu gösteren tüm kanıtları adalete teslim etti. Sonra da çıktı komiserim. Şaşırmadım. Duygu her zaman doğru olanı yapar. Peki Ali komiser? O da onunla mı gitti? Ali komiser de arkasından çıktı. Bir an önce yanında olmam lazım Duygu'nun. Meydan Ali'ye bırakamam. Bu hastalıktan iş edecek zamanı buldu ya. Duygu, olanları duydum canım. İyi misin? Yapmam gerekeni yaptım Volkan. Tamam. Tamam Duygu. Geçecek. Hepsi geçecek. Sen haklıymışsın. Ben inanmamıştım başından beri. Kardeşimin katil olabileceğine ihtimal vermemiştim. Biliyorum Duygu. Senin yerinde kim olsa inanmak istemez tabii. Ben seni ve Yasemin'i korumak istemiştim sadece. Ama olaylar bu noktaya gelince bu kaçınılmaz bir sondu belki de. Duygu, bundan sonra artık önümüze bakacağız. Omuz omuza bütün her şeyi atlatacağız. Merak etme, tamam mı? Peki, bu kaza nasıl gelmiş başıma? Tekneye çıkmıştık. Ayağın kayıp düştün. Başın çarptın. Öyle mi? Ne zamandır burada yaşıyorum ben? Yaklaşık bir yıldır burada yaşıyorsunuz Seher Hanım. Daha önce babanızla birlikte başka bir mahallede, başka bir evde yaşıyordunuz. Bir sene önce Yaman Bey ile evlendiniz. Ve burası eviniz oldu. Siz benim neyimsiniz? Ben bu evin bir çalışanıyım. Ama sen abi dersin ona da Seher. Sevip sayarsın Cengeri de. O fotoğraftakiler, onlar kim? Ablanla Yusuf. Yusuf yeğeniniz, emanetiniz. Emanet? Ablanız Yaman Bey'in ağabeyiyle evliydi. Maalesef vefat etti. Siz de yeğeninize sahip çıkmak için geldiniz konağa. Ailemin geri kalanı peki? Annem babam yok mu? Annenizi küçük yaşta kaybetmişsiniz. Babanızsa maalesef yakın zamanda. Kimsem kalmadı yani. Yusuf var. Ben varım. Biz varız. Başta yeğeninize sahip çıkmak için gelmiştiniz ama sonra... Sonra? Sonra da Yaman'la evlendin. Bu evin gelini benim de kardeşim oldu. Yani mantık evliliği yaptık öyle mi? Bir çocuk ailesiz kalmasın diye. Ziya Bey. İlaç saatiniz geldi. Biz çıkalım isterseniz. Tabii. Çıkalım Cengar. Çıkalım.
bak gözlerime. Başta Yusuf için olsa da biz sonradan birbirimizi çok sevdik. Bu evlilik mantık evliliği falan değil. Biz seninle... Lavabo ne tarafta? Şu tarafta. Ailen ölmüş. Yapayalnızmışsın. Yaşayan tek akrabam. Masum. Öksüz küçücük bir çocukmuş. Onu... O adamı hiç hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İyileşeceksin. Hatırlayacaksın her şeyi. En kısa zamanda hatırlayacaksın bizi. Yasemin. Benim adım Yasemin değil. Benim adım Gölge. Ne oldu?
Masum olduğumu ispatlayacaktın hani. Olay yerinde bulunan silahtaki parmak iziyle seninki eşleşti. Oradaymışsın. Adamı sen vurmuşsun. Adam öldüğü için de... Ben kimseyi öldürmedim. Ha. Ama tabii sen polissin. Bense bir sokak faresi değil mi? O yüzden inanmıyorsun bana. Değil mi? İşte senin ablalığın bu kadar. Kardeşin falan değilim ben senin. Bak sana söz veriyorum. En iyi avukatı bulacağım. Zaten olay meşru müdafaa belli. Yaşını da göz önüne alacaklardır. Alabileceğin en az cezayı alman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ne cezası ya? Neden işlemediğim bir suç yüzünden ben hapse giriyorum? Daha fazla duymak istemiyorum saçmalıklarını. Defol git buradan. Bak ben her zaman... Git diyorum sana, defol! Sana diyorum. Çık git buradan. Defol! Ben katil değilim. Anladın mı beni? Ben katil değilim. Merak etmeyin. Zor şeyler yaşıyorsunuz ama hepsi geçecek. Şimdi yabancı gördüğünüz insanları hatırlamaya başlayınca güven duygunuz da oluşacaktır. Yeğeniniz Yusuf henüz okulda. Döndüğü zaman onu canlı kanlı karşınızda görünce, hatta ona sımsıkı sarılınca belki de hatırlamaya başlayacaksınız bazı şeyler. Onu çocuğunuz kadar çok seviyorsunuz. Emanetiniz için çok büyük savaşlar verdiniz. Böyle şeyler kolay kolay unutulmaz. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum ama inşallah öyle olur. İnşallah. Bir ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeter. Nereye gidiyorsunuz? Mutfağa gidiyorum. Evin işleriyle ilgilenmem lazım. Ama çağırdığınızda hemen yanınızda olurum. İsterseniz odanızı göstereyim, dinlenirsiniz. Müsaadenizle. İşte senin ablalığın bu kadar. Kardeşin falan değilim ben senin. Defol git buradan. Sana diyorum. Çık git buradan. Defol. Defol git. Efendim anneciğim. Ne oldu sana? Niye sesin öyle? Bugün emniyet yoğundu baya. Peş peşe vakalar geldi de. Ağır vakalardı. Allah Allah. Ama canım sen de çok etkileniyorsun. Sana ne el alemin suçlularından? Sen yap işini geç. Böyle olmaz ki. Yıpratma bu kadar kendini kızım. Neyse hadi ben akşam gelirken ekmek al diyecektim. Bir bilsen. Burada mıydın? Her yerde seni aradım. Merak ettim seni. Duygu, güçlü olmak zorundasın. Kardeşin için güçlü olmak zorundasın. Volkan, Yasemin benden nefret ediyor. Konuşmamı bile istemiyor. Anneme nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Öğrenirse mahvolacak. O zaman onu da kaybedeceğim.
Benim ailem mahvolacak, dağılacak, her şey mahvolacak. Şimdi bunu düşünme. Tamam, kolay olmayacak belki. Ama her şey yoluna girecek. Merak etme. Annen seni illaki anlayacaktır. Ama şimdi Yasemin'in sorgusuna odaklanmamız lazım. Az sonra başlayacak. Hala inkar ediyor yaptığı her şeyi. Ama deliller ortada. Sıyrılmak için her yolu deneyecek o zaman belli. Seher, korktun mu? Pardon, korkutmak istemedim seni. Özür dilerim. Önemli değil. Niye burada tek başına oturuyorsun? Hadi gel birlikte bahçeye çıkalım. Çiçeklere bakarız. Çiçeklerim çok güzel, rengarenk. Bakmak ister misin? Hadi gel. Yok, iyiyim ben böyle. Belki başka bir zaman. Tamam, tamam nasıl istersen. Başka zaman bakarız. İkinci derecelerin akraba olunca maalesef sorguya girmem. Evet, biliyorum. Giremeyeceğimi biliyorum ama burada olmak istedim. Sen merak etme. Gereken her şeyi soracağım ben. Olayın ne kadarının meşru müdafaa olduğunu anlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim Ali. Sana güveniyorum. Ben geçiyorum komiserim. Evet geçelim. Ben burada kalacağım. Yok ben dayanamayacağım. Ben sorgunun bitmesini ofiste bekleyeceğim. Öyle daha iyi olur. Hadi bakalım gölge. Neler anlatacaksın görelim. Olayı anlatır mısın bize Yasin? Duygu komisere de söyledim. Sana da söylüyorum. Benim adım Gölge. Ayrıca anlatacak hiçbir şey yok. Ben kimseyi öldürmedim. O adam bana asılmaya kalktı. Saldırdı. Üzerime yürüyünce ateş ettim. Kolundan yaraladım. Hepsi bu. Karanlık olduğu için net görmemiş olabilir misin? Görüntü kayıtlarında olay yerinden hızlıca koşarak kaçtığın saptandı. Hayır. Ben gayet iyi biliyorum neyi gördüğümü. Adam sadece kolundan yaralandı. Dosyayı göster. Belki hafızası tazelenir. Şunlara bir bak bakalım. Adamın vurulduğu yer.
Fotoğrafta her şey net. Kim? Kim bu adam? Tanımıyorum ben bunu. Hayatımda ilk kez görüyorum. İyice bak o zaman. Benim ateş ettiğim adam bu değildi. Kolundan vurduğum, yaraladığım adam bu değil. Değil diyorum. Yeter. Oturdu şimdi. Bir sağa bir sola bakıyor. Kızım rahat bırak kızı, yeter. Ay. Seher Hanım böyle izlendiğini fark ederse utanır. Daha da çekinir, içine kapanır. Biraz rahat bırakalım onu. Merak etmeyin, su akar yolunu bulur. Alışacak. Elbet hatırlayacak bir gün her şeyi. Neden herkese değil, sadece bana karşı duvarları var? Sadece benden korkuyor. Bana yabancı gibi bakıyor. Bana karşı sürekli bir savunma halinde. Bir tek benimle iletişime geçmiyor. En güvendiği benken şimdi neden böyle? Bu tepkiyi alan ilk hasta yakın siz değilsiniz Yaman Bey. Travmadan sonra içinde düştüğü yabancı dünyada ilk karşılaştığı kişi sizsiniz. Gözünü açtı, sizi gördü. Ve maalesef ki ilk korktuğu yabancı da onun için sizsiniz. Eşiniz dünyaya yeni gelmiş kimsesiz bir çocuk gibi şimdi. Herkesten daha savunmasız ve korkularla dolu. Kimi güvenip güvenmeyeceğini bilmiyor. Bildiği tek duygu korku olduğu için sizi de bu korkuyu tetikleyen kişi zannediyor. Suçluluk, korku, yalnızlık, ne kadar duygu varsa saldırıyor ona. Zamana ihtiyacı var.
Ayrıca siz ondan en çok şeyi isteyen kişisiniz. Onun karşısına geçip en yakını, kocası olduğunu söylüyorsunuz. Hatırlamadığı için daha da ağır geliyor ondan yakınlık talebiniz. O yüzden çok sabırlı olmalısınız. Anlayışlı ve sakin olmalısınız. Ağır ağır ilerlemeyi deneyin. Adım adım kazanacaksınız güvenini. Yoksa her talebiniz sert tepkiyle karşılanabilir. Sıfırdan, her şeye en baştan başlıyor gibi düşünmelisiniz. Kaç kere diyorum benim vurduğum adam bu değildi diye. Anlıyor musunuz beni? Türkçe biliyorsunuz değil mi? Karanlık da olay yeri. Ve olay aniden geliştiği için karıştırıyor olabilirsin. Ya da yalan söylüyorsun. Amacın kafa karışıklığı yaratmak. Delireceğim ya. Suçunu itiraf edene daha az ceza verileceğini biliyorsun değil mi? Bak. Ben vurmadım demiyorum. Öldürmedim diyorum. Bu imkansız. Biliyorsun değil mi? İmkansız. Bak Yasemin. Ben ve ablan senin daha az ceza alman için uğraşacağız. Bize yardımcı ol. İnkar etmek yerine suçunu kabul etmen, yaşın, meşru müdafaa gibi sebepler cezanı hafifletecek unsurlar. Aferin Ali Komiser. Bir suçluya inanacak değilsin ya. Allah kahretsin ya. Ben size niye laf anlatmaya çalışıyorum ki? Belli ki buradaki herkesin anlama kıtlığı var. Bak, eğer düzgün konuşmazsan... Duygu komiser. Amirim. Öncelikle geçmiş olsun. Durumun hassasiyetinin ve zorluğunun farkındayız. Ama sen bunca yıllık başarılarla dolu meslek hayatının gereğini yerine getirerek tam zamanında suçlu yakalandığı gün harekete geçerek doğru olanı yaptın. Bu husus göz ardı edilmeyecek. Bu nedenle dosya hazırlanırken uzaklaştırma vermiyorum sana. Sağ olun amirim. Ne oldu? Sakin ol. Sen dur Volkan. Ali komiser. Gel hadi biraz dışarıda konuşalım. Sen bir çay içer misin? Anlayışlı ve sakin olmalısınız. Ağır ağır ilerlemeyi deneyin. Adım adım kazanacaksınız güvenini. Adım adım kazanacağım Seher'i. Doktorun söylediği gibi. Gerekirse sıfırdan başlayacağım. Her şeye. Ateş parçası. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Thank you.
Neredesin Sedat? Okulun kapısındayım Yaman Bey. Yusuf'un çıkmasını bekliyorum. Tamam. Ders bittiğinde bana haber ver. Ben de geleceğim oraya. Baş üstüne Yaman Bey. Keşke her şey eskisi gibi olsa. Komiser hadi. Silah ateşlediğini kabul etti ama adamı öldürdüğünü ısrarla reddediyor. Sadece kolundan vurduğunu söylüyor. Bir de cesedin fotoğrafına baktığında adamı tanımadığını söyledi. Ama biliyorsun. Biliyorum. Suçların %90'ı işlediği suç inkar eder. Ama tüm deliller ortada. Bırakma kendini. Bir çete işi değil mi? Tetikçilik yapmamış. Adamın ona saldırdığını söyledi. Boğuştukları görüntü kayıtlarında da saptandı zaten. Biliyorsun, meşru müdafaa alacağı cezayı büyük oranda etkileyecektir. Eşi küçük ve kendisini korumaya çalışmış. En önemlisi ortada bir kasıt. Eğer Yasemin'in ifadesi doğruysa, bu olay tamamen spontane gelişmiş. Sana yönlendireceğim avukat bütün bunları daha detaylı anlatacaktır. Ama ben eminim, bunlar Yasemin'in alacağı cezayı affedecektir. Hala yanındasın. Hala benim için uğraşıyorsun. Hala Yasemin iyiliği için uğraşıyorsun. Ben sana her şeyi anlatmak istedim. Gerçekten her şeyi söylemek istedim ama yapamadım. Oysa bu cehennemde bana iyi gelen tek şey senin benim yanımda olmandı. İyi ki varsın.
Yasemin benden nefret ediyor. Konuşmamı bile istemiyor. Anneme nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Öğrenirse mahvolacak. O zaman onu da kaybedeceğim. Benim ailem mahvolacak, dağılacak, her şey mahvolacak. Ailen sana sırtını dönse bile ben hep senin yanında olacağım Duygu. Senin ailen ben olacağım artık, Ali değil. Bu cehennemi ben yarattım, alevleri de ben büyütürüm. Ama seni ateşten çekip alacak, teselli edecek olan da benim. Bu aynayı çok seversin. Aynaya bakamıyorum ki ben. Baktığım kişi sanki bir yabancının yüzü. O yüzden gerek yok. Sen de kalsın. Oradaki sensin. Göz göze gelmekten kaçmazsan tanırsın, hatırlarsın onu ancak. Kaçarsan değil. Orada göreceğin yüz, yani sen, bu aile için, benim için, Yusuf için vazgeçilmez. Bak ona. O iyi, cesur, sevgi dolu, şefkatli. O çok güzel bir kadın. Semra teyze, rahatsız etmiyorum umarım sizi. Oh, hiç olur mu öyle şey? Geç otur bakalım. Ne oldu yoksa yine Duygu'ya sürpriz yemek yapmaya mı geldin? Bekle. Asıl sürprizi şimdi yapacağım sana. Semra teyzeciğim, sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Duygu'yla mı ilgili? Tam olarak öyle değil. Bunu söylemek çok zor. Duygu da muhtemelen o yüzden söylemedi size ama ben bilmeniz gerekiyor diye düşündüm. Yalnız Semra teyze, bunu benim söylediğimi Duygu'nun duymaması lazım. O yüzden bana söz verin. Tamam, söz. Hadi tamam, çatlatma da söyle. Biliyorsunuz biz uzun zamandır Yasemin'in peşindeyiz. Onu bulduk ama. Buldunuz mu? Yasemin'i buldunuz mu? Yasemin'i buldunuz mu? Kızımı buldunuz mu? Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim sana. Şükürler olsun ya Rabbim. Benim
Beni hemen ona götür. Hadi hadi. Hadi beni ona götürmen lazım. Ona gitmemiz lazım bizim. Dur. Niye duruyorum ben? Siz onu buldunuz değil mi? Buldunuz değil mi? Ben o zaman niye duruyorum? Beni Sema teyze bir dakika. Bir sakin ol. Bilmen gereken başka bir şey daha var. Evet, Yasemin'i bulduk. Ama şu anda nezarethanede. Kızınız cinayet işlemekten tutuklandı. Zor olacak. Zannettiğimden zor olacak belki ama hatırlayacak. Her şeyi hatırlayacak. Bir de Yusuf'u düşünüyorum. Olan biteni ona uygun bir dille anlatmam lazım. Bugün okul çıkışına gidip onu ben alacağım. Küçük Bey akıllı bir çocuk. Bunun da üstesinden gelecektir, merak etmeyin. Yeğeniniz Yusuf henüz okulda. Döndüğü zaman onu canlı kanlı karşınızda görünce, hatta ona sımsıkı sarılınca belki de hatırlamaya başlayacaksınız bazı şeyler. Onu çocuğunuz kadar çok seviyorsunuz. Emanetiniz için çok büyük savaşlar verdiniz. Böyle şeyler kolay kolay unutulmaz. Keşke. Keşke hatırlayabilsem sizi. Teyze. Yusuf.